Herkese merhaba. Bugün Peyof Sosyal Lig'in yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Peyof Sosyal Lig'in 28. hafta videosuyla karşınızdayım. Bugün bir farklı giriş yapayım dedim. Bugün 28. hafta için kadromuzu kuracağız. Futbol kendilerimizi yapacağız. Ve 27. hafta için bakalım neler yapmayız onu analiz edeceğiz. Hemen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Peyof Sosyal Lig videolarımız zaten güzel izleniyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama bu videoda güzel bir beğeni patlaması bekliyorum. Ve kanalda abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Kadromuza bakmadan önce puanlığımıza bakacağız 27. hafta için. Puanımız tam tamına 127 puan be. Mükemmel bir puan bence. Bu arada bu benim puan rekorum. Puan rekorumu da kırmış oldum. 27. hafta 127 puan topladı. Yani inanılmaz bir puan. Ya gördüğünüz gibi forvetlerimiz coştu. Forvetlerimiz gerçekten coştu. Orta sahamızdan yine çok iyi verim alamadık ama zaten forvetler işi bitir diyebiliriz. Defansımızdan da iyi puanlar gelmiş. Yani kadromuz bu şekilde ve 81 milyon euro ile bu puanı yaptı. Bence açıkçası ben kendimden bu hafta çok tatmin oldum. Çok güzel bir hafta geçirdiğimizi ben düşünüyorum. Ve ondan önceki haftada biz zaten 100 puanı geçmiştik. Ondan önceki haftada 100 puana geçmiştik. Onun videosu gelmemişti ama göstereyim dedim 26. haftayı da. Artık 28. haftamıza geri dönelim. Futbol kendine geldik. Futbol kendine böyle kendiler yaptım. Dediğim gibi futbol kendine bir maç iki maç hakkında konuşacağım. O maçlardan alakalı da Ankara Gücü Galatasaray maçı ile ilgili konuşayım. Ankara Gücü Galatasaray maçında bence Galatasaray bu maçı zor ama zor maç olacak bence. Bana göre çok zor maç olacak. Son iki haftada açıkçası iyi top oynamıyor Galatasaray ama yine sonuç almayı da biliyor. Bu hafta yine çok iyi futbol beklemiyorum. Ankara Gücü'nden iyi bir futbol bekliyorum. Hem Galatasaray için de çok kritik maç. Ankara Gücü için de çok kritik maç. Yani maçın çok zor olacağını düşünüyorum. Ama yine de ben kalite farkı diyerek Galatasaray'a verdim. Ben Galatasaray'a oyun verdim. Diğer maçımıza geçelim. Fenerbahçe Antalyaspor. Fenerbahçe Trabzonspor 1-0 yendi. İyi futbol oynadı açıkçası. Antalyaspor da Başakşehir'le 1-0 aldı. Ligin en sıkıcı maçlardan biriydi. Bu maçın da ben 2-0 Fener yeneceğini düşünüyorum. Fener'in ben Pelkas gibi, Mesut Özil gibi, Sosa gibi futbolcularıyla maçın kilidini açacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi Antalyaspor çok saldırgan futbol oynamıyor. Maçı da Mesut gibi, Pelkas gibi, Sosa gibi futbolcularla kilit açacağını düşünüyorum ben maçın kilidini. O yüzden Fenerbahçe'ye veriyorum. Başka maçlarla ne konuşuyoruz? Adam Beşiktaş, Yenimatspor maçında bence Beşiktaş favori. Diğer maçlarda çok konuşmak istemiyorum. Sıkıcı oluyor çünkü video biliyorum. O zaman kadro kurulma ekranına gidelim. Kadro ekranına geldik. Bu kadroyla 28. hafta kadromu kurdum. 28. hafta kadrom bu. Kalede Günay Güvenç var, Cilavoci var, Vida, Valentin Rozier, Pelkas, Maxim, Emre Kılıç, Akintola, Aron Bupenza, Mustafa, Muhammed, Kaylerin, Ersin, Destanoğlu ve Fabio Borini kadrosuyla çıkacağım. İsterseniz futbolcularla alakalı konuşayım. Günay Güvenç neden koydum ve Cilavoci'yi? Gençler Birliği oynuyorlar. Dediğim gibi ben her hafta diyorum. Gençler Birliği zayıf rakip hala zayıf rakip. Her hafta bir üstlerini koyamıyor Gençler Birliği. Ben maçın favorisini Gaziantep futbol kulübü olarak görüyorum. Şimdi Vida, Valentin Rozier ve Kaylerine gelelim. Vida'yı neden koydum derseniz duran toplarda etkili futbolcu Vida. Yani her an gol atabilecek futbolcu duran toplarda. O yüzden koydum. Valentin Rozier de şu an ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi Valentin Rozier. Belki de en iyi sağ beklerinden bir tanesi ligin. Çok formlu bir futbolcu, çok hızlı futbolcu, çok atik futbolcu. Zaten Valentin Rozier kesin ilk koyulacak futbolcu. Ben de Rozier'i koydum. Ve Kaylerini neden koydum derseniz her hafta Abubakar'ı koyuyorum. Tamam Abubakar geçen hafta gol attı ama bu hafta da Kaylerini koydum. Bu hafta Kaylerini daha etkili olacağını düşünüyorum Abubakar'da. O yüzden Kaylerini koydum. Mustafa Muhammed, Emre Kılıç derseniz Mustafa Muhammed gördüğünüz gibi yani tercih oranını %75 oranında tercih edilmiş. Yani belki de Sosyal Lig'in en yüksekli tercih oranı olabilir. Belki rekor olabilir. %75 diyoruz. Dediğim gibi ne kadar da Ankara Gücü Galatasaray maçı çok zor geçecek olsa da ben yine Mustafa Muhammed'in gol atacağını düşünüyorum. Emre Kılıç da duran topları kullanıyorsa Emre Kılıç takımda asist maçı yapabilir. Ve geçen hafta da gol attı ama offside sayıldı. Gene formda şu an Emre Kılıç iyi de oynuyor. O zaman Emre Kılıç'ı koydum. Pelkas'ı neden koydum derseniz Pelkas Trabzonspor'da maçında harika gol attı. Zaten formda futbolcu şu an. Fener'den de Pelkas koymayı tercih ettim. Fener'den bir tane de oyuncu koyabilirim. Para biriktireceğim. Bir izle ve bütçe kazandan. Aram Paz'a ve Akintola ise Sivasspor, Hatayspor'da maçı da zor olacak ama ben bu futbolcuların iyi oynayacağını ve gol açacağını düşünüyorum. Bunlar da maçın kilidini açacak oyuncular bence. Mavi Diouf'u tercih etmedim bu hafta. Aron Bupenza'yı tercih ettim. İnşallah Aron Bupenza oynar. Akintola'yı da şu an o da formda futbolcu Akintola. O da gol attı geçen hafta. Bir de Maxim vardı. Maxim'i de 139 tercihine tercih edilmiş. Onun da biraz etkisi var. Penaltıları atan isim Gaziantep'te Maxim.
Şu arada formsuz futbolcu ama bu formsuzluğu bu maçta kıracağını düşünüyorum. Ben Maxim'i de koydum. Yani kadromuz bu şekilde ama güncelleyeceğim bu kadroyu ben. Yorumlar kısmına zaten yazacağım şunu şunu değiştireyim, şunu şunu gel şu takıma diye yazacağım yorumlar kısmına ve kaydedelim kadromuzu. Bence hoş, güzel ve tatlı bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Daha çok böyle PSO sevgilileri gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ve videoyla alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsine bakıyorum, hepsine kalp atıyorum. Yorum atan herkese şimdiden teşekkürler ve like atanlara şimdiden teşekkürler. Ve son kez de kanalımıza yeni gelenler abone olursa çok sevinirim. 400 aboneye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler de 400 abone için abone olmayı unutmayın. Ve son olarak videonun sonuna çıkan ekranda 2 tane video var. O 2 tane videoyu izlerseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay. We'll be right back.